Siyasi gündeme gelecek olursak, özür dilerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile dün bir araya geldi. Güzel de bir sürpriz hazırlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP lideri Devlet Bahçeli 1 Ocak itibariyle 75 yaşına giriyor. Güzel bir pasta hazırlanmış. İşte MHP'nin 3 hilalli o sembolü konulmuş. Gerçekten güzel bir ortamdı. Peki neler konuşuldu toplantıda? Özellikle dün de yine dünkü yayınımızda ifade etmiştim. Erken seçim ya da öne alınmış bir seçim başlığı masaya yatırıldı. Ve bana gelen yine kulis bilgilerine göreceğim. Erken seçim loading, yani erken seçim yükleniyor. İstersen bunun adına baskın seçim de, istersen öne alınmış seçim de. Araya gireyim Ahmet gene. Evet. Erken seçimden, şimdi tabii artık Nisan, Mayıs erken seçim gibi düşünmeyelim de sana gelen bilgi Nisan, Mayıs normal yani olur zamanından da önce yapılacak. Peki ama şöyle, 26 Mart, 27 Mart Ramazan başlangıcı. Nisan'ın 23'ü, 24, 25'i gibi bayram. Dün ben de bunlara baktım. Bu arada olmaz herhalde. Zaten 6 Nisan'dan önce olmaz Cem. Çünkü yeni seçim yasasının yürürlüğe girebilmesi için 6 Nisan'dan sonra seçimin yapılması gerekiyor. Ramazan ayında da bayramda da olmayacağı için Nisan'ın evet. O zaman Mayıs'a kalıyor. 30 Nisan'da da olabilir Cem. 7 Mayıs'ta da olabilir. 14 Mayıs'ta da olabilir. Şimdi buna yönelik simülasyonlar yapılıyor. Şimdi AK Parti peş peşe önemli adımlar attı. İşte KYK borçlarının faizleri silindi, 3600 ek gösterge çıkartıldı, EYT düzenlemesi yapıldı, asgari ücrete 155 gibi güzel bir zam yapıldı. Şimdi memurlara, emeklilere zam yapılacak. Dolayısıyla bütün bu olumlu atmosfer devam ederken Cumhur İttifakı seçime gitmek istiyor. Dolayısıyla biraz da enflasyonda da düşüş devam ediyor. Bütün bu olumlu yansımaların ortasında, yani artık vatandaşların ceplerine paraların girdiği, maaşların yatırıldığı, EYT maaşları yatırılacak, asgari ücret zamları ceplere yansıyacak. Memur ve emekliler kendilerine yapılan zamları ceplerine, cüzdanlarına koyacaklar. İşte bu olumlu atmosfer içerisinde enflasyonun da düşüş eğilimine girdiği bir ortamda Cumhur İttifakı seçime gitmek istiyor. Peki hangi tarih olabilir bu? 30 Nisan olabilir, 7 Mayıs olabilir, 14 Mayıs olabilir Cem. Dolayısıyla ne kadar erken olursa bu hem bu olumlu adımların vatandaşa yansıması ve bunun sandığa yansıması açısından olumlu olacaktır. Öte yandan seçim ne kadar erken olursa olursa altılı masanın hesaplarını da bozacaktır. Şimdi altılı masa hala Cumhurbaşkanı adayını belirlemiş değil. 5 Ocak'ta yine toplanacaklar. İşte yol haritası belirlenecek. Hükümet programı açıklanacak. Ortak anayasa belirlenecek. Ortada aday var mı? Aday yok. Aday ne zaman belirlenecek? O da belli değil. Dolayısıyla seçimin erkene alınması altılı masanın da hesaplarını bozacaktır. Şimdi normal seçimler 18 Haziran'da yapılacak. Ancak bütün bu gelişmelerden dolayı, yani atılan olumlu adımların, işte ekonomik adımların vatandaşa yansıması, altılı masanın hesaplarının bozulması açısından Cumhur İttifakı stratejik bir adım atarak seçimleri erken almayı planlıyor. Dolayısıyla dünkü toplantıda da bu ayrıntılı biçimde konuşuldu. Yani bana gelen bilgilere göre Cem, artık seçimlerin 18 Haziran'dan önce yapılacağı kesinleşmiş gibi. Ancak tabii ki son kararı yine liderler verecek. Bundan önce yine bir görüşme yapılabilir. Ya da AK Parti ile MHP'nin kurmayları bir araya gelip bir değerlendirme yapabilir. Ama bana gelen bilgilere göre artık seçimlerin 18 Haziran'dan önce yapılacağı kesinleşmiş gibi. Öne çıkan tarihlerde 30 Nisan görünüyor, 7 Mayıs görünüyor, 14 Mayıs görünüyor. Peki seçim süreci nasıl işleyecek? Yüksek Seçim Kurulu 2 ay içerisinde seçim hazırlıklarını yapabiliyor. Mesela 30 Haziran'da yapılacağını düşünelim. İşte Şubat'ın sonlarında doğru bir seçim takvimi yapılıp hemen 30 Nisan'a kadar o seçimler yetiştirilebilir. 7 Haziran'da olursa yine 2 ay öncesine hesap edebiliriz. Dolayısıyla erken seçim, öne alınmış seçim, adını ne koyarsan koyacağım, gerçekten şu an itibariyle Ankara'nın en önemli gündem başlığı haline gelmiş durumda. Bu karar kesinleştikten sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu deklare edebilir, kamuoyuna duyurabilir ve Türkiye'yi seçime götürebilir. Neden Cumhurbaşkanı götürebilir diyorum? Parlamentoda
AK Parti ile MHP'nin çoğunluğu yetmiyor. Yani mecliste seçim kararı alınmasını yetmiyor. Muhalefet de 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime hayır diyeceğini açıkladı. Dolayısıyla 6 Nisan'dan sonraya kaldığı hesaplar bu konuda da önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin olmasını bekliyorum.